Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat edin. Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman çare bulan yok mudur denir. Ölecek olan artık ayrılık vaktinin geldiğini anlar. Bacak da birbirine dolaştı mı, o gün sevk yalnız Rabbinin huzurunadır. Sadakallahül azim. Ölüm soğuk bir kelime. Bir ömrün tükenişi. Dönüşü olmayan eşik. Sıfır noktası. Dünyaya son bir bakış. İlişik kesme anı. Fanilikten ebediliğe göçüş. Ödünç alınan nimetin sahibine teslimi. Eskilerin tabiriyle sırası gelenin gittiği, bilinmezler diyarının eşiği. Ne hoş demiş Yunus. İş bu sözle hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Her şey ama her şey sonlu. Her şey doğup gelişip ölüyor. Sanki görünmez bir el fişi çekiyor da hayat böylece duruyor. Öyle yaşıyoruz ki ömrümüzü, öyle harcıyoruz ki, mutlaka uyanacakmışız gibi yatıyor, hiç ölmeyecekmişiz gibi büyük bir hırsla güne başlıyoruz. Gelecek ümidiyle bugünü yaşıyor, bir gün diye diye yılları, ayları, günleri, nihayet koskoca bir ömrü geride bırakıyoruz. Kimimiz erişemeyeceğini bile bile hayallerinin, rüyalarının peşinde hayat boyu sürüklenirken, kimimiz vur patlasın, çal oynasın nidalarıyla hayatı peşinden sürüklüyor. Kimimiz de öyle bir hırsla sarılıyoruz ki hayata, sanki dünyayı avucumuzun içine alıp suyunu çıkaracakmışız gibi. Mal, mevki, şan, şöhret derken deli rüzgarlar gibi savrulup gidiyoruz. Ne gariptir ki insanın yaşı ilerledikçe zaman daha bir süratle akıyor. Dünyalığını çoğalttıkça zamanı azalıyor. Peşinde koştuğu, uğruna ömrünü adadığı değerlerin esas değerini anladığında geri sayma başlıyor. Çarklar tersine dönmeye, kalan bir avuç ömrü hızla öğütmeye başlıyor. Netice, bütün yollar ölüme çıkıyor. Ve gerçek, insan ölümü unutsa da ölüm insanı unutmuyor. Yüce Rabbimiz Kehf suresi 45. ve Ankebut suresi 64. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlara dünya hayatı misalinin tıpkı şöyle olduğunu anlat. Gökten indirdiğimiz suyla yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgarın savuracağı çer çöpe döner. Allah her şeyin üzerinde bir kudrete sahiptir. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Bilselerdi. Sadakallahül azim. İlk çığlık, ilk ağlamayla başlayan hayat yolculuğu, son çığlık ve son ağlamalarda nokta koyuyor yolculuğuna. Canlılarda bütün yaşam süreçlerinin geriye dönüşü olmayacak bir biçimde durması. Tıp böyle tanımlıyor ölümü. Çevrel damarlarda nabzın durması, kalp atışı ve solunumun kesilmesi, gözde kornea refleksinin kaybolması, derinin solması ve kasların gevşemesi. Böylece başlıyor dönüşü olmayan yolculuk. Buraya kadar geliyor insanoğlu ve onun ilahı bilim. Bu noktada kapılar yüzlerine çarpılıyor her ikisinin ve ölüm tüm sırlarıyla o derinliklere yine gömülüyor. Çünkü yüce yaratan, andolsun her can ölümü tadacaktır, buyuruyor. Evet, her dem tazeliğini koruyacak ölüm ve sırları. Nisa suresi 78. ayetinde şöyle buyuruyor yüce Rabbimiz. Nerede olursanız olun, velev ki sağlam kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size yetişecektir. Evet, bu gerçek
her an karşımıza dikiliyor. Ölüme her yer aynı uzaklıkta. Kainat, güneş sistemi, dünya, canlı hayat ve insan. Ne güzel anlatıyor kainattaki nizamı şu mısralarda Yunus. Yerden göğe küp dizseler, birbirine bend etseler, aradan birini çekseler, seyreyle sen gümbürtüyü. Dünya, bilindiği kadarıyla güneş sisteminde canlıların yaşamasına uygun tek gezegen. Güneşe yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta. Çevresi 40 bin kilometre, yüzey alanı 510 milyon kilometre kare. Güneş etrafında yaklaşık 365 günde, kendi etrafında 24 saatte dönen, gecesiyle gündüzüyle, dört mevsimiyle, rüzgarı, yağmuru, bulutuyla, toprağıyla, toprağındaki çeşit çeşit elementleriyle, üzerinde yaşayan canlılarıyla, kendini sürekli yenilemesi ve aksamayan mükemmel dengesiyle bir muamma. Ya insan? Erkeği dişisiyle, eliyle, gözüyle, kulağıyla, beyniyle, beyniyle mükemmel bir uyum içinde çalışan iç organlarıyla, konuşması, okuması, yazmasıyla, düşünmesi, üretmesiyle, neslini sürdürmesiyle, kendi kendini tamir etmesiyle, sevinci, kederi, ruhuyla, dünyadan hiç aşağı kalmayan bir başka muamma. Burada insan ve kainat mucizesini anlatmak değil gayemiz. Bütün bunlar baktığını gören her kişi için gözle görülür, elle tutulur olaylar zaten. Gören göze, hisseden kalbe anlatmaya ne hacet? Ancak hepimizin bakıp görmediğimiz, duyup dinlemediğimiz nice olaylar geçmiştir başımızda. O anda önemsemediğimiz bu olayları sonradan tahlil ettiğimizde olur kimi zaman. Bu kadar basit mi diye içimizden geçiriveririz bir an. İşte bu da öyle bir şey. Uzay, güneş sistemi, dünya, yeryüzünde yaşayan binlerce yaratık ve insan. Bu kadar masraf, bu süper maliyet, bu mükemmel denge, bunca şey, bu kadar basit mi? Bu koskoca kainat yaratılsın, her şey insanın emrine verilsin ve insan da doğsun, ömür sürsün ve ölsün. Bu kadar basit mi? Evet. Gerçekte bu muazzam denge boşuna değil. Her şeyin bir bedeli, her sebebin bir sonucu ve her nimetin bir külfeti var. Dünya hayatında iyi veya kötü, en ufak bir metanın elde edilebilmesi için bile nice çabalar gerekirken, can, beden ve hayat gibi çok yüksek maliyetli bir nimetin de bir bedeli mutlak olmalı. Yüce Rabbimiz, Mü'minun Suresi 115 ve Sad Suresi 27. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Göğü, yeri ve ikisinin arasında bulunanları boşuna yaratmadık. Bunun boşuna olduğu inkar edenlerin zannıdır. Ateşe uğrayacak inkarcıların vay haline. Sadakallahü'l-Azim. Kainat, dünya ve dünya üzerinde insan. Tek başına düşündüğünde bir zerre sanki. Milyonlarca sene evveli, belki bir o kadar da kendinden sonrası var her canın, her bedenin. Ancak ne geçmişe dahli var ne de geleceğe. Şu zaman dediğimiz girdabın içerisinde her kişinin bir ömrü boyunca işgal ettiği zaman dilimi neredeyse yok denecek kadar az. Zaman ölümlülerin sermayesi. Kimine harcamayla bitmez gibi gelen, kimine ise hiç yetmeyen. Yaşını almış her insan
şöyle bir oturup anılarını hafızasında derlemeye kalksa, hatırladığı şeyler dünya günüyle bir günü doldurmaz. Sorsanız kendisine, yap şu ömrün tarifini deseniz, bir kapıdan girdim, diğerinin de eşiğindeyim der hüzünlü bir tebessümle. Hakikaten su misali, rüzgar misali ömür. Gelip geçiveriyor işte. Üstelik insana hayallerini tattırmadan, rüyalarını yaşatmadan. Bir zamanlar onlar da gençti, güzeldi, diriydi, can doluydu, kan doluydu hepsi. Ancak anlayamadılar nasıl geçti, nasıl bitti. Sırası gelen dönülmez akşamın ufkuna yelken açtı, gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Şaban ayının 15. gecesi yani Berat gecesi, Melekul Mevt'in yani ölüm meleğinin eline bir defter verilir. O sene içerisinde ölecek olanların isimleri orada yazılmıştır. Kimi ibadet etmekte, kimi evlenmekte, kimi kavga etmektedir. Halbuki isimleri ölüler defterine geçmiştir. Evet, gerçekten de öyle değil mi? Acaba içinde bulunduğumuz şu senede kaç insanoğlunun daha ismi ölüm listesine geçti? Mezarlıkları, cenazeleri uzaktan seyrederiz de sanırız ki hep böyle seyredeceğiz. Hiç düşünmeyiz ki bir gün gelecek, başkaları da bizi böyle seyredecek. Hiç sevmeyiz ölümü düşünmeyi. Hiç yakıştıramayız kendimizi. Bir gün bir cenaze sırasında ashabına şöyle buyurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Söyleyin, bizim üzerimize de ölümü yazmadılar. Söyleyin, götürülen bu cenazeler hemen dönecek olan misafir midirler? Onları toprağa gömeriz, miraslarını yeriz. Bir gün kendimizin de onlar gibi olacağını aklımıza bile getirmeyiz. İmam-ı Gazali Kimya-i Saadet'te ölüm bahsinde Rey şehrinden bir yaşlı zatın bir dostuna yazdığı kısacık mektubu hayat, ölüm, ahiret üçlüsünün bir özeti olarak vermiş. Şöyle diyor yaşlı zat mektubunda. Dünya rüyadır, ahiret uyanıklıktır. Arada ölüm vardır. Bizim içinde bulunduğumuz hal dağınık, boş rüyalardır. Vesselam. Dinimiz yeni bir hayatın başlangıcı olarak müjdeliyor ölümü. Ölümü asıl hayatın geçiş kapısı olarak nitelendiriyor. Ölüm olayı her ne kadar fiziksel olarak bazı belirtilerle kendini gösterse de, işin gerisinde yatan, bizim göremediğimiz boyutta gelişen bir de öte yüzü var. Göremediğimiz boyutta diyoruz. Eğer orada gelişenleri insanoğlu dünya gözüyle görseydi, secdeden başını kaldırmazdı. Yüce Rabbimiz, kendi dilediği şeyler müstesna, dünyada her şeyi bir sebebe bağlamış. Evet, artık zamanımızda bizim göremediğimiz, bizden farklı boyutlar olduğu gün gibi aşikar. İnsanoğlu cisim olarak ancak üç boyutlu, yani eni, boyu ve yüksekliği olan şeyleri görebiliyor. Bu boyutların birine sahip olmayan veya bilemediğimiz başka bir boyutta olan herhangi bir şeyi göremiyor. Ölüm olayının öte yüzü, İşte bu göremediğimiz alemde gelişiyor. Rabbimizin bizden farklı boyutta yarattığı, dünya gözüyle görme imkanına sahip olamadığımız melekler, dünya hayatımız boyunca bize emanet olarak verilen canı, teslim tarihi geldiğinde teslim almak için geliyorlar. Azrail aleyhisselamın emrinde görev yapan nice melek, her gün nerede olursa olsun, hakkında ölüm fermanı yazılmış olan her kişinin saati geldiğinde ruhunu almaya koşuyorlar. Ölüm, Allah'ın dilemesi müstesna, yılı, günü, saati, dakikası
hatta saniyesi belirlenmiş bir süreç. Allah'ın dilemesi müstesna, ne bir an ileri ne de bir an geri gidebiliyor. Kişi ya hastalanıp ölümü bekliyor ya da ölüm ona ansızın geliyor. Ya elim bir trafik kazası ya da ani bir kalp krizi deniyor. Neticede an geldiğinde kişi bir daha dönmemek üzere hayata veda ediyor. Ölüm anı geldiğinde ölümle pençeleşen kişiyi kurtarabilmek için sevenleri her türlü çareye başvuruyorlar. Bir ümitle etrafında pervane oluyorlar. Ama can çekişen kişi onların bu çırpınışlarının boşuna olduğunu biliyor. Çünkü o anda bugüne kadar görmediği başka bir alemden yaratıklarla, ölüm melekleriyle yüz yüze geliyor. Evet, bu anı Kur'an-ı Kerim, Vaka Suresi 83-85, Secde Suresi 11, Kaf Suresi 19, En'am Suresi 61-62, Cuma Suresi 8, Sebe Suresi 30 ve Ali İmran Suresi 145. ayetlerinde şöyle ifade ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kişinin canı boğazına dayanınca ve siz o zaman bakıp dururken, biz o kişiye sizden daha yakınızdır. Ama siz göremezsiniz. Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Allah kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucu melekler gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz bir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar. Sonra gerçek mevralarına döndürülürler. Haberiniz olsun. Hüküm O'nundur. O, hesap görenlerin en süratlisidir. Doğrusu kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka karşınıza çıkacaktır. Sonra görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O, size işlediklerinize haber verecektir. Size bir gün tayin edilmiştir. Ondan bir saat ne geri kalabilirsiniz ne de öne geçebilirsiniz. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. O belli bir vakte bağlanmıştır. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz. Ve kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenlerin mükafatını vereceğiz. Sadakallahü'l-Azim. Evet, can alıcı meleklerin gelmesiyle ölüm öncesi perdesi kapanıyor ve bütün haşmetiyle ölüm sonrası perdesi açılıyor. Bu noktada filmi durduralım ve başa saralım. Niye başlamıştı? Nasıl başlamıştı bunca şey? Neden gelmiştik bu noktaya? Biraz düşünelim, biraz sorgulayalım. Niye yapıldı bunca yolculuk? Niye kazanıldı onca mal, mevki, çoluk çocuk, ev, bark? Kaybedilecek, geride bırakılacak bu şeyler için miydi bunca çaba? Ölmek için mi yaşamıştık bunca zaman? Kaybetmek için mi kazanmıştık? Bir avuç gübre olmak için mi bir ömür sürmüştük? O zaman? O zaman ne? Düşünüyorum, öyleyse varım demiş Descartes. Ardından öyleyse niye varım diye de eklemeliydi. Niye varım, niçin yaşıyorum, nereden geldim, nereye gidiyorum, neden ölüyorum, ne olacağım? Düşünen her insanın sorduğu sorular bunlar. Ya cevabı? Cevabını Kur'an veriyor. Zariyat Suresi 56
Yunus suresi 30, Hud suresi 7, Enbiya suresi 35, Mülk suresi 2 ve En'am suresi 162. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Orada herkes dünyada yapmış olduğuyla imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülür. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel işler yapacağını ortaya koymak için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz. Sonunda bize dönersiniz. Hanginizin daha iyi işler yaptığını belirtmek için ölümü ve dirimi yaratan O'dur. O güçlüdür, bağışlayandır. De ki, namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Sadakallahü'l-Azim. Zamanı içinde bulunduğumuz 20. asrın sonuna yaklaştığımız şu yıllarda, yani 2000'li yıllara biraz kala kısa bir zaman için durdurduğumuzu varsayalım. Ve zamanı günümüzün tüm sosyolojik ve teknolojik şartları içerisinde bugünden başlatalım. Ve bir an için kendimizi dinin, ilahi kitapların henüz inmediği bir dünyada varsayalım. Ve bu ortamda günümüzün dünyasında varoluşuna tatminkar çözümler bulabilmek için kafa yoran bir insanı ele alalım. Bu insan kendince, aklının yettiği, dilinin döndüğünce öz benliğine, çevresindeki hayata dair olayları açıklayacak, açıklamaya çalışacaktır. Yani kendi başına hemen hemen her sorunun cevabını verebilecektir. Ancak bir konu hariç. Her şeyin ne zaman ve nasıl başladığı, hayata neden geldiği, neden var olduğu, bu varoluşun kendine ne gibi sorumluluklar yükledi? Bunu kendi başına açıklama, tatminkar bir cevap getirebilme imkanı olmayacaktır. Bunu bilimle açıklama imkanı da olmayacaktır. Çünkü elinde veriler yoktur. Veriler olma imkanı da yoktur. Çünkü kendinden evveli kendisi için meçhuldür. Bazı şeyleri yakalayabilse bile her şeyi net olarak açıklayabilme imkanı olmayacaktır. Kendi başına en kolay kavrayabileceği, yakalayabileceği nokta bir yaratıcının varlığıdır. Ki bu, beynini fazla yormadan, fazla uğraşmadan varabileceği bir noktadır. Ama iş asıl bu noktada düğümlenmektedir. Yaratıcı, gerek bir insan olarak kendini, gerekse de çevresindeki bunca şeyi neden yaratmıştır? Neden herhangi bir insanın gözüne bugüne kadar gözükmemiştir? Öyle ya, bunca şeyi yaratmıştır da kendi haline mi bırakıvermiştir? Madem yaratmıştır, o halde bugüne kadar insanların gözüne görünüp sizi ben yarattım, dünyayı da şu sebeple yarattım, yapmanız gereken şu demesi gerekli değil midir? Evet, yeni inanan ve elinde herhangi bir veri bulunmayan insan bu soruları, hatta çok daha fazlasını tekrar tekrar soracak ve cevaplayamayacaktır. Bir yaratıcıyı kendi kendine kavrayabilse bile, yaratıcının kendisini hangi sebeple yarattığını ve kendisinin yaratana karşı ne gibi sorumluluklar üstlendiğini cevaplayamayacaktır. İşte burada, bu noktada dışarıdan müdahaleye ihtiyaç vardır. Yani tabiri caizse kişi için ekstra bilgilere ihtiyaç vardır. Evet, bu noktada din ve Yüce Allah'ın mübarek elçileri devreye giriyor. Her şeyin çözümsüzmüş gibi göründüğü anda
Yüce Yaratan'ın rahmeti imdadına yetişiyor kişinin. Çünkü göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbi Yüce Allah, İsra Suresi 15. ayetinde ve Fatır Suresi 18 ile 24 arası ayetlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kim doğru yola girerse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Günahkar kimse diğerinin günahını çekmez. Günah yükü ağır olan kimse onun taşınmasını istese yakını olsa bile yükünden bir şey taşınmaz. Sen ancak görmediği halde Rablerinden korkanları, namazı kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören karanlıklarla ışık ve gölgelikle sıcaklık bir değildir. Dirilerle ölüler de bir değildir. Doğrusu Allah dilediği kimseye işittirir. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir. Sadakallahül azim. Var olmanın, kulluğun, abidliğin rehberi, din ve peygamberler. İşte dinin ve peygamberlerin gerekliliği. Büyükten küçüğe, çiçekten böceğe yaratılan bunca şeyin ve hele hele insanın yaratılmasının yegane gayesinin, insanoğlunun imtihanı olduğu noktasından meseleye bakıldığında, burada dinin ve peygamberlerin ne derece önemli bir yer tuttuğu apaçık ortadadır. Yüce Allah, kendini görmeksizin kimin daha güzel amelde bulunacağını sınamak için yarattı bunca şeyi, imtihan için. İnsanoğlunun ömür dediğimiz serüven içerisinde karşı karşıya bulunduğu en önemli olaydır ahiret imtihanı. İnsanın dünyaya getiriliş sebebidir. İnsan sadece bunun için yaratılmıştır. Neden Allah'ı görmeksizin bir imtihan? Çünkü eğer Yüce Allah kendini insanlara gösterseydi, insanların hemen hepsi secdeye gelir, bir tek ümmet olurlardı. Ve o zaman da insanoğlunun imtihanına gerek olmazdı. İnsanın, dünyanın, kainatın yaratılmasına da gerek kalmazdı. İmtihan sorularının cevaplarını imtihana girmeden evvel öğrencilere verip de ondan sonra imtihan yapan bir öğretmenin yaptığına imtihan denebilir mi? Bu takdirde ne gerek var böylesi bir imtihana? Çalışan çalışmayan herkese bir mezuniyet diploması verilecekse, mezun edene kadar binlerce insanı kıran kırana imtihandan geçirmeye ne hacet var? İmtihan, Yüce Allah'ın öğretileri içerisinde, eski çağlardan günümüze kadar insanoğlunun keşfedip de vazgeçemediği en işe yarayan ayraç. İyinin, kötünün, daha iyinin, en iyinin belli olduğu eşik. Herkesin bütün hünerini ortaya koyduğu, çalışmanın, azmin, sebatın, gayretin semeresini verdiği er meydan. İmtihan en güzel kıstas. Çalışanla çalışmayanı, gayretliyle gayretsizi, iyi ile kötüyü ayırt etmek için. Çalışmanın, sabretmenin, gayretin mihenk taşı, vazgeçilmez bir gereklilik imtihan. Evet,
imtihan bir çare, bir çözüm sonuca gitme hususunda. Ama imtihanı gereksiz bulanlar da var. Tabii sorumluluk almak, taşımak güç iş. Her zaman deriz değil mi? İyi olan kazansın. Nedir iyiliğe kıstas olacak şey? Nedir kişinin çalışmasına, azmine, sebatına değer kazandıracak olan şey? Bir müsabaka yapmadan kimin daha hızlı koştuğunu, kimin daha iyi güreştiğini nasıl anlarız? Bir sınavdan geçirmeden kimin çalışıp kimin çalışmadığını nasıl bilebiliriz? Bir de imtihanı kabul edip de ahiret imtihanını gereksiz bulanlar var. İşte buna akıl ermiyor. Böyle düşünenlere dünyada ne ufak menfaatler için girdikleri imtihanları, gösterdikleri gayretleri, çektikleri sıkıntıları hatırlatmak lazım. Bir üniversite mezunu olabilmek için girdikleri imtihanlarda ömürlerinin yarısını nasıl harcadıklarını hatırlatmak lazım. Eğer cennet gibi bir nimetin, sonsuz bir hayat ve saltanatın karşılığında imtihana gerek yok denilebiliyorsa, bu insafsızlık değildir de nedir? Yaratıcı ve her şeyin sahibi Allah olduğuna göre kuralları da O koyar. Kul olmak isteyene de uymak düşer. Sözün özü, dileyen Rabbine bir yol tutar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Vakıa Suresi 86-87 ve Ankebut Suresi 2 ve 3. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Siz dirilip yaptıklarınıza karşılık görmeyeceksiniz ve eğer bu sözünüzde samimiyseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirsenize. Andolsun biz kendilerinden öncekileri de imtihan etmişken, insanlar inandık deyince imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları ortaya çıkaracaktır. Sadakallahül azim. Evet. Bu dünyada kimi insanlar, kimi vesilelerle haklı haksız, gerekli gereksiz itibar görürler. İnsanlar onları tatip eder, yerli yersiz büyütürler. Bazen had öylesine aşılır ki, haşa ilah yerine konur bu kişiler. Bazen de ölümünden sonraya bile sarkar bu ölümlü ilahların cazibesi. Her can ölümü tadar. Lakin kimi iz bırakıp göçer bu dünyadan, iziyle gider ahirete, boynunda tasma misali. Yine kimi iz bırakıp göçer bu dünyadan, bu da iziyle gider ahirete, lakin döşünde gerdanlık misali. Ne yazıktır ki, değer verilen birçok dünyevi unsurlar, dünyalı için ölüm anında tüm değerini yitirip nötrleşirler. Her bir can ölüm karşısında eşitleniverir bir anda. Mal, mevki, şan, şöhret, özgül ağırlığını kaybeder. Dünyada kazanılmış her değer yiter, yok olur, göz kırpma anı kadar kısa bir sürede kayıp gidiverir kişinin ellerinden. İş yitirilenle bitse yine karlı bir bilançodur ölümlüler için. Maddi dünyaya gözlerini kaparken manevi dünyanın dinamikleriyle gözlerini yeniden açar insanoğlu. Ama bu sefer tanımadığı bir alemde esas değer yargılarıyla. Tümüyle adil, tümüyle bağımsız, önceden haberdar edildiği ve çiğli. Tevhidi bir iman ve buna uyan bir yaşayış. İşte diğer alemde insanı insandan ayıracak yegane düstur. Geriye dönüşü olmayan noktada insanoğlunun yaptığına en çok sevinici birikim. Evet, bu birikim, yani insanoğlunun yaşam serüveni nasıl kayda geçiriliyor? Eksiksiz olarak nasıl insanoğlunun karşısına dikiliyor?
Kimler, ne zaman ve nasıl zapt ediyorlar bu bilgileri? Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki melekler derece derecedirler. Makamları ve belirlenmiş görevleri vardır. Aralarında iş bölümü ve hiyerarşi mevcuttur. Makamı yüksek olan meleklerin emrinde belirlenen görevleri yerine getiren melekler bulunmaktadır. Misal olarak Cebrail aleyhisselam kutsal kitapların hükümlerinin peygamberlere iletilmesi yani vahy işini düzenler. Azrail aleyhisselam eceli gelenlerin ruhunun alınması yani ölüm işini düzenler. Mikail aleyhisselam tabiat olaylarını düzenler. İsrafil aleyhisselam kıyametin başlama ve yeniden diriliş, kabirden çıkış işini düzenler. Bunlar bilinenlerden bazıları. Daha bilemediğimiz nice işler ve bunların takipçisi melekler olduğu muhakkak. İşte insanoğlunun imtihanının takipçiliği, tabiri caizse gözlemciliği de o göremediğimiz alemin mensuplarından olan iki melek tarafından yapılmaktadır. Bu melekler her an kişiyle beraberdirler. Her gördüğüne, her işittiğine, her yaptığına şahit olurlar. Ve bunların hepsini tutanak altına alırlar. Öyle ki bu görevi hiçbir eksik fazla yapmaksızın, hiçbir şey kaçırmaksızın hatasızca yaparlar. Yüce Rabbimiz bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi 47-49, İnfitar suresi 10-12 ve Kaf suresi 16-23. Ayetleri arasında şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında onlara, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Denir. Amel defterleri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini saymış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez. Değerli yazıcılar sizi gözetlemektedirler. Her yaptığınızı bilirler. Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Sağında ve solunda onunla beraber oturan iki alıcı melek, yanında hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü zapt ederler. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Sura üfürülür, işte bu geleceği söz verilen gündür. Her can kendisiyle beraber bir sürücü ve şahit bulunduğu halde gelir. Ona, andolsun ki sen bundan gafildin. İşte senden gaflet perdesini kaldırdık. Bugün artık görüşün keskindir, denir. Yanındaki melek, işte bu yanımdaki hazırdır, der. Sadakallahülazim. İnsan yaşamının bütün evrelerinin eksiksiz kayda geçirilmesi, dünün insanına belki anlaşılmaz gelebilirdi. Ancak günümüzde tekniğin ulaştığı seviye göz önüne alındığında, bunun hiç de zor olmadığı gün gibi aşikar. Videolar, kütüphaneler dolusu bilgiyi üzerinde saklayabilen optik bilgisayar diskleri ve bunun gibi daha niceleri. Bu, Yüce Rabbimizin insanlara öğretisi dahilinde insanların ulaştığı teknik seviye. Bir de Yüce Rabbimizin ilmini ve onun katındaki tekniği düşünecek olursak, bu bilgilerin ne yüksek bir teknikle kayda geçirildiğini tahmin etmek hiç zor olmaz. Bu kayıtlar ki, yarın ahirette doğruluğu tartışılmayacak bir şahit olacak insan olduğu için.
Bir ömrün bilançosunu verecek kalem kalem. Dönüş olmayan noktada kimine can simidi, kimine yağlı ilmik olacak. Gün be gün, an be an, göz kırpması kadar bir anı bile kaçırmadan oluşturulan bu ömür dosyası, ahiret mahkemesinde insana bahane fırsatı vermeyecek, soluk aldırmayacak. Son pişmanlık fayda vermez. Dünya hayatında başımıza gelip de pişman olduğumuz anlarda kullandığımız bir deyimdir bu. Ki çoğu zaman bu pişmanlıkları telafi etme imkanı vardır bu anlarda. Geriye dönüş yolları açıktır çoğu zaman. Ama öyle bir an gelir ki son pişmanlık hakikaten fayda vermez insanoğluna. Geriye dönüş yolları tümüyle tıkanmış, artık sadece o andan ötesi kalmıştır kendisi için. Dünya adına her şey bitmiş, istikbalse korkunç bir belirsizliğe bürünmüştür. O an gelmiştir. Sekerat-ı mevt. Bir diğer deyişle can çekişme anı. Yaşayan bütün insanların sırrına vakıf olamadığı ve asla da olamayacağı maddi alemden manevi aleme geçiş anı. Bir diğer deyişle fani dünyadan sonsuz aleme boyut değişikliği. Bu an öylesine kesin bir an ki hakikaten son pişmanlık fayda vermiyor. Öyle ki dinimizin bir geriye dönüş kapısı olarak sürekli açık tuttuğu tevbe kapısı bile bu anda kapanıyor, geçit vermiyor. Yüce Allah katından kabul görmüyor kişinin tevbesi bu anda. Şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz Nisa suresi 18. ayetinde. Bismillahirrahmanirrahim. Kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman, şimdi tevbe ettim diyenlerle kafir olarak ölenlerin tevbesi makbul değildir. İşte onlara elem verici bir azap hazırlamışızdır. Sadakallahül azim. Evet, tevbe kapısının kapandığı, insanın ölümle pençeleştiği bu anda neler oluyor acaba? İnsan nelerle karşılaşıyor? Ölümle pençeleşen kişiye dıştan bakıldığında, soluk almanın dışında beyinsel ve bedensel fonksiyonları durmuş gibi gözüküyor. Kişi, ölüm hali dediğimiz dış dünyayla olan irtibatını kaybetme durumuna giriyor. Peki, bu anda kişi üzülebiliyor mu? Sevinebiliyor mu? İdrak yeteneği hala çalışıyor mu? Yani ölüm anında hisleri, beyinsel fonksiyonları işler halde mi? Bütün bu bilinmeyenlerle, yani kişinin ölüm anı ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim bize bazı açıklamalar getiriyor. Nahl suresi 28. Fussilet suresi 30-32. Müminun suresi 99. ve Nisa suresi 97. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Melekler kendilerine yazık etmiş kimselerin canlarını alırken onlar biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek teslim olurlar. Hayır, öyle değil. Doğrusu Allah onların yaptıklarını bilmektedir. Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra doğrulukta devam edenlere melekler ölümleri anında korkmayınız, üzülmeyiniz. Size söz verilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de size dostuz. Burada canlarınızın çektiği, umduğunuz şeyler bağışlayan ve acıyan Allah katından bir ziyafet olarak size sunulur diyerek inerler. O kafirlerden birine ölüm gelince, Rabbim beni geri çevir. Belki yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi iş işlerim der. Hayır, bu söylediği sadece kendi lafıdır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir engel vardır.
Sadakallahü'l-Azim. Evet. Bu ayetlerden anlıyoruz ki, kişi ölüm anında maddi alemle hemen hemen tüm bağlarını koparırken, manevi alemin mensuplarıyla irtibata geçiyor. Hayatı süresince herhangi bir bağ kuramadığı diğer alemin mensupları olan meleklerle bu andan itibaren irtibata geçiyor. Çünkü artık dönüşü olmayan noktadadır ve melekleri görmesinde herhangi bir sakınca kalmamıştır. Yüce Allah, kişinin gözünden dünya hayatında melekleri görmesine engel olan perdeyi kaldırıyor. Bir başka deyişle, kişinin gözü diğer boyutta yaşayan bu varlıkları görebilmeye uygun hale geliyor. Çünkü artık kişi boyut değişikliğiyle karşı karşıyadır. Maddi dünyadan manevi dünyaya geçişin eşiğindedir. İşte burada, bu dönüşü olmayan noktada, insanoğlunun bundan sonraki serüveninin belirleyicisi olacak olan hayat bilançosu ilk semeresini vermektedir. Eğer kişi takva sahibi bir Müslümansa, beklediğiyle karşılaşmış olmanın mutluluğunu yaşamakta ve diğer alemin mensuplarından gördüğü hoş bir ağırlamayla üzerindeki korku ve endişe bir anda müthiş bir sevince dönüşmektedir. Eğer bir müşrik, bir fasık, bir kafirse, hiç ummadığı, aklına bile getirmediği bir şeyle karşılaşmış olmanın dehşetiyle sarsılmakta ve korkuyla, gardiyanın kollarında idam sehpasına ilerleyen bir suçlunun, "Ben yapmadım, benim suçum yok," diye bağırdığı gibi kendini savunmaya geçmektedir. Elbette hiçbir suç yakalanacağını bile bile işlenmez. Yakalanmayacağı düşüncesidir ki o suçu insana işletir. Tıpkı böyledir işte. İnsanoğlunu günaha iten saikler de aynen bu düsturla çalışır. Nefis ve şeytan ikilisi tüm yaşamı boyunca inanmayan insanı ölümden sonra her şeyin bittiği düşüncesine şartlandırır. Biraz inanan insanı ise Allah'ın affına güvendirerek aldatır da aldatır. Fatır suresi 5. ve Câsiye suresi 24. ayetinde Yüce Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zamanın geçişi yokluğa sürükler, derler. Onların bu hususta bir bilgisi yoktur. Sadece böyle sanırlar. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. Sadakallahü'l-Azim. Son dem, son nefes. Bu andan sonra dünya perdesi bir daha açılmamak üzere insanoğluna kapanmıştır. Birkaç damla gözyaşı, birkaç hıçkırıkla son yolculuğuna uğurlanır insanoğlu. Bundan sonrası malum. Tahta bir sanduka içerisinde kabire kadar süren kısa bir yolculuk ve ardından buz gibi karanlık bir çukura terk ediliş. Solmuş bir iki resim, birkaç parça eşya geriye hatıra kalır kendinden. Rahmetli diye anarlar bir zaman, daha sonra anılmaz da olur, unutulur gider, her giden gibi. Kazandığını yüklenir, yüklendiğiyle hesap gününü bekler, kendinden öncekiler gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kıymeti bilinmesi gereken değerleri şöylece sıralamış. Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil. İhtiyarlamadan önce gençliğin, hastalıktan önce sıhhatin, fakirlikten önce zenginliğin, meşguliyet gelip çatmadan önce boş zamanların ve ölmeden önce hayatın. Bütün bunları ganimet ve fırsat bil.
Şu iki hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ahirete giden yolda zamanın kıymetini bilme ve ölümü hatırlama hususunda şöyle buyurmuş. Sabaha kavuşunca akşamı bekleme. Akşama erince de sabahı bekleme. Hayatından ölümüne, sıhhatinden hastalığına bir şeyler ayır, yani istifade et. Ölmeden evvel ölünüz, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak, insanı günah işlemekten alıkor ve ahirette zararlı olan şeylerden sakındırır. Gün gibi, güneş gibi aşikar ölüm. Hani bazen sorası geliyor insanın, hayat mı daha gerçek yoksa ölüm mü diye. Öyle gariptir ki insanoğlu, hayatı her dem yakalamaya, her anını dolu dolu yaşamaya çalışır. Tepe tepe kullanır ömrü, doya doya yer, kana kana içer. Ölümün de varlığından haberdardır, lakin hiç aklına getirmez. Aklına gelse de köşe bucak kaçar ölümden. Öleceğini bilir de kaçar, öleceğini bilir de yaşar, öleceğini bilir de yapar. Hayatı bilir de tarifini yapamaz, ölümü bilir de izah edemez. Hayatı, diriliğini, canını, bedenini, bu bedeni terk edeceğini düşünür de sonrasını hiç sorgulamaz. Bu kadar basit mi diye hiç sormaz, hiç kafasını yormaz, hiç canını sıkmaz. Çünkü ya sorumluluktan kaçar ya da şüphededir, inanmaz. Hac suresi 5., 6. ve 7. ayetlerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Öldükten sonra tekrar dirilmekten şüphedeyseniz, bilin ki ne olduğunuzu size açıklamak için biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra pıhtılaşmış kandan, sonra da yapısı belli belirsiz bir çiğnem etten yaratmışızdır. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi çocuk olarak çıkartırız. Böylece yetişip erginlik çağına varırsınız. Kiminiz öldürülür, kiminiz de ömrünün en fena zamanına ulaştırılır ki, bilirken bir şey bilmez olur. Yeryüzünü görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır. Her güzel bitkiden çift çift yetiştirir. Bunlar yalnız Allah'ın gerçek olduğunu, ölüleri dirilttiğini, gücünün her şeye yettiğini, şüphe götürmeyen kıyamet saatinin geleceğini, Allah'ın kabirlerde olanı dirilteceğini gösterir. Sadakallahü'l-Azim. Herkes doğar, büyür, ölür. Kimi gençken, kimi ise ömrünün en fena zamanında, ikinci çocukluk denilen bunaklığında ölümle tanışır. Lakin er veya geç herkes ölümü tadar. Sevse de, sevmese de, istese de, istemese de kabre girer. Buraya kadar tamam. Lakin ya bundan sonrası? Bundan sonrası hiç değişmeden gelen bir müjde, bir uyarı. Ta ilk insandan günümüze kadar gelip geçmiş nesiller içerisinden çıkan tüm peygamberlerin binlerce senedir hep bir ağızdan söyledikleri öldükten sonra dirilme mucizesi. Yani ölümden sonraki sonsuz hayat. Unutulan, göz ardı edilen, hiç akla getirilmeyen yeniden diriliş. Kışın ölü kupkuru bir haldeyken, baharın yağmuru ve sıcağıyla Allah'ın izniyle yeniden hayata dönen ağaçlar, kupkuru, cansız bir halde depolarda dururken, toprağa atıldıktan sonra suyu bulduğunda serpilip büyüyen çeşit çeşit tohumlar, yeniden dirilmenin bir misali değil midirler? Aslında misaller bu kadar basittir ama hiç düşünmez insanoğlu. İnsan
yokken var olmadı mı? İlk defa yaratmak mı zordur, yoksa tekrar yaratmak mı? Yüce Rabbimiz bu konuda Saffat Suresi 11. Ankebut Suresi 19. Ahkaf Suresi 33. ve Yasin Suresi 77-81. Ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a eş koşanlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zordur, yoksa yarattığımız gökleri yaratmak mı? Allah'ın yaratmaya nasıl başlayıp sonra onu nasıl tekrar edeceğini anlamazlar mı? Doğrusu bu Allah'a kolaydır. Gökleri, yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmezler mi? Evet, o her şeye kadirdir. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki hemen apaçık bir hasım kesilir ve kendi yaratılışını unutur da çürümüş kemikleri kim yaratacak diyerek bize misal vermeye kalkar. De ki, onları ilk defa yaratan diriltecektir. O her türlü yaratmayı bilendir. Gökleri ve yeri yaratan kendilerinin benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Çünkü o yaratan ve bilendir. Sadakallahülazim. İnanç. Her şeyin başı inanç. Ama doğru bir inanç. Tevhidi bir inanç. Rabbini bilmek, İlahını bilmek, birlemek. Göğün, yerin ve ikisinin arasındakilerin gerçek hükümranını bilmek. Ulular ulusunu, yüceler yücesini bilmek. Bilmek ve ondan başkasını ilah olarak tanımamak. Ölüm, ölüm, kıyamet, ahiret merdiveninin ilk basamağı. Bir son değil. Bir başlangıç demek daha uygun. Tarlaya ekilen tohumun hasada kadar bekleyişi sanki. Hasat ahirette. Arada kıyamet var. Velhasılı kelam, dilimizin döndüğünce hayatı, ölümü ve gerek hayatın gerekse de ölümün neden yaratıldığını anlatmaya çalıştık. Sürçülisan ettikse affola. Evet, inşallah bu kasetten sonra bu seriyi tamamlayacak olan yine Kur'an-ı Kerim'in ışığında kıyameti ve ahireti anlatan iki kasetimiz daha çıkacaktır. İnşallah çıktığında bilgilerinize sunulacaktır. Sohbetimizi Yüce Rabbimizin Vaka Suresi 60 ve 61. ayetleriyle kapatıyoruz. Hepiniz yüceler yücesi, alemlerin Rabbi, din gününün sahibi Allah'a emanet olunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ölümü aranızda biz tayin ettik. Sizi ortadan kaldırıp benzerlerinizi yerinize getirmeyi, sizi bilmediğiniz şekilde var etmeyi dilesek, kimse önümüze geçemez. Sadakallahülazim.